Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile'de efsanevi bir gen yükseltme yapıyoruz. Öncelikle Deco'yu zaten dünkü yayının video kesinden veya yayın anında görmüşsünüzdür. Ve şimdi sizlerle beraber inanılmaz bir şekilde iki tane en az değişim ve bayağı bir becerileri basacağız. Beklettiğimiz avantajlara basacağız. Herkesi basacağız. Yani arkadaşlar en başından beri aynı hesapla devam ediyoruz. Ve oynatma listesi de şu anda i butonunda var. Şuradan gidebilirsiniz. Başından beri gidiyoruz. Arkadaşlar bu seriler gerçekten çok değerli. Sürekli de gelemiyor ama en hızlı şekilde, en güzel şekilde gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizlerden like bombardımanı bekliyorum. Gerçekten eğer bu video 4000 beğeni gelirse, bu video 4000 beğeni olursa bir hafta içinde yine gen yükselteceğim arkadaşlar. Bakın yapamıyoruz normalde. 4000 beğeni de yapamazsınız çünkü, o yüzden dedim 4000 beğeni olursa bir hafta içinde direkt yeni bir gen yükseltme yapacağım. Yeniyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık her zaman söylediğim bir şey var. Eğer FIFA Mobile oynuyorsan bu kanala abone ol. Neden biliyor musun kankam? Çünkü bunun çok önemli bir sebebi var. Bu kanalda her türlü FIFA Mobile içeriği bulabilirsin. Her günde video geliyor. Kesinlikle abone ol, bildirimleri aç. Ve şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz. İlk olarak Trent Alexander-Arnold'u çıkararak başlayacağız. Hemen kendimi küçük ekran alayım ve hemen baş. Sağ bekimize hem orta açma hem hızda Arnold'un üstüne bine giden hız makinesi, oyunun en hızlı sağ bekini şimdi almak için Arnold'u çıkartacağız buradan ve Cuadrado'yu alacağız arkadaşlar. Hemen geliyoruz arama kısmına. Buraya Cuadri yazıyoruz. 90 rating yaptık. Pozisyonu da sağ bek yapacağım tabii ki de arkadaşlar. Başka ne yapacaktım? Sağ bek yaptık. Fiyatı da arkadaşlar 2 milyon 250 bin yazarsam çıkma ihtimali var mıdır diye bir düşündüm ama what? Bir şey söyleyeceğim, bakmamıştık. Ama animasyonla almak için tabii biraz daha değiştireceğiz. Hemen alalım. Bu arada gerçekten tam fiyatını yazmama like atarsınız bence. 2 milyon 893 bin coins'e animasyonlu Cuadrado'yu görmüş olduğunuz gibi bulduk. Teklif veren de varmış, kusura bakmasın ama ben direkt abi peşin bir şekilde aldık Cuadrado'yu. Ve şimdi geliyoruz. Bu arada ben ara sıra videolarda ve canlı yayınlarda ben aldık falan yapıyorum. Öyle cümleler kuruyorum. Onları canlı yayın anında falan yapıyorum. Her neyse arkadaşlar, şimdi bunlardan bahsetmeye gerek yok. Hemen çalıştır diyoruz. Derece transfer diyeceğiz tabii ki de. Trent Alexander-Arnold'u buraya görmüş olduğunuz gibi bastık. Ve Cuadrado şu anda 5 derecesini aldı. Ama sadece 5 derecesini almayacak arkadaşlar tabii ki. En az 100 olacak. Belki bu arada bazı oyuncuları 101 de yapacağım bugün, bilmiyorum. Yapabiliriz. Şu anda arkadaşlar birkaç tane de 300 bin XP'lik oyuncu lazım. Yani 4 tane sanırım 90'lık oyuncu almam lazım benim. Hemen 2.5 milyon koyunca Trent Alexander-Arnold'u Cuadrado'ya basıp 99 yaptık. Ama arkadaşlar şimdi birkaç tane, bu arada tek bir, yani 2.5 milyonluk oyuncu için bile bayağı bir coin harcamış olmam gerçekten ilginç. Her neyse arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber birkaç tane 90'lık oyuncu alayım, sonra Cuadrado'ya basacağız, hemen devam edeyim. Arkadaşlar şu anda 4 tane 90'lık oyuncu aldım ve coinsler GG olmaya devam ediyor. Ve şimdi sizlerle birlikte Cuadrado'ya geliyoruz. Bu 4 tane aldığımız defans oyuncusunu da 231 bin'e fazlalık oldu. Bir ara zaten 901'de yaparız diye düşünüyorum. 1 milyon 800 bin coins daha verip Cuadrado'yu sizlerle birlikte 100 rating'e yükselttik. Ve 100 ratinglik bir UCL oyuncusu oldu. Ve bu videoda sadece bir tane UCL oyuncusu alınmayacak bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar ama şimdi sırada avantajlarımız olsun. Hemen avantajlara gelip yükseltmeye başlayalım arkadaşlar. Bonusken 2 kere bonusken alacağım buradan. Birincisine tıkladım şimdi ve bonusgenleri sizlerle birlikte aldım arkadaşlar. Ve bir bonusgen daha şimdi sizlerle beraber almış oldum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bonusgenlerle beraber yargı da attık. Ve şu anda kaç rating olduk? Kaç rating olduk arkadaşlar? 133 iken 180 kimyaya eriştik. 2 gen daha atladık ve 133 iken 180 kimyaya eriştik. Ve şimdi arkadaşlar yeni bir transfer ile devam etmeden önce 4 tane de derece basıp hemen bir rating de atlayacağım arkadaşlar. Hemen o ratingi de atlatalım. Rating atlayana kadar derece basıyorum. Hemen 134 de olalım. Arkadaşlar Cuadrado'yu da 6 derece yapıyorum şu anda. Ve şimdi sizlerle birlikte bir gen atlamış olabiliriz. Gerçekten atlamış olabiliriz. Yani 134 olmuş olabiliriz. Eğer olduysak bayağı bir iyi olacak. Bakıyoruz ve 134 iken 180 kimyaya şu an itibariyle ulaşmış bulunuyoruz. Ve arkadaşlar ben hemen diğer dereceleri de basıp sizlerin gözünüzün önünde hızlı bir şekilde 135'e doğru gideceğim. 4 tane daha derece basacağım, sonra 5.yi hemen basacağız arkadaşlar. Ama önce 4 tane dereceyi birden bir basalım. Arkadaşlar şimdi de hepsini yardırdık ve yükselttik ve sırada buradan çalıştır diyoruz. Derece yükseltme diyoruz. Geldikten sonra buraya da şimdi Faysal Fazlı'yı tekrardan basıyoruz. 300 bin koy ise Oyar Zabal'ı da yükselttik. Aslında biraz daha yükseltirdik de normal parça yok. Yani nadir parça aslında var yeterince. Kaç olmuş nadir parça? Hatta 400 puan var. Yani nadir parça sınırsız. Ortak parça biraz daha olsa inanılmaz yükseleceğiz ama şu anda arkadaşlar bu videoda 135 gene kadar yükseldik. Ve hala yükselmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum yükselir miyiz daha ama daha belki yükselmeye devam edebiliriz. Şimdi bir tane daha transferimiz var. İnanılmaz ötesi efsanevi bir transferimiz var. Dün bayağı karşılaştırdık. Bayağı uğraştık ve inanılmaz bir kanıya vardık.
98'lik Goretzka is the best in the world dedik. Ve Goretzka'yı aldığımızda çok kolay 101 yapacağız da o da var. Bir de arkadaşlar 94'lük Goretzka bayağı da iyi olduğu için Goretzka'yı takımımıza transfer olarak da alıyoruz. Hemen buraya geliyoruz. 12 milyon diyeceğim. Aslında 12-13 milyonu falan vardı Goretzka ama arkadaşlar hemen bulalım o zaman. Arkadaşlar Goretzka'nın fiyatı düşmemiş, artmış hatta. 13 milyon 872.000 koyuysa da Goretzka'yı sizlerle birlikte şu anda aldık ve devam ediyoruz. Ana sayfamıza geliyoruz. Tabii ki biraz daha düşecek çünkü herkes bedavaya alabiliyor ama arkadaşlar ben erkenden alıyorum her zamanki gibi biliyorsunuz. Ve şimdi Milinkovic-Savic yerine Goretzka'yı koyduk. Bu arada Goretzka'nın beceri geliştirisini de uçuracağız ama şu anda 133 kere kadar düştük arkadaşlar. 135 olmuştuk. 133'e kadar düştük. Önce bir derece transfer yapıp hemen tekrardan 134 rating yapalım. Sonra bir de Goretzka'yı yükseltelim bakalım. Şimdi arkadaşlar muhtemelen 134'ken olduk. Goretzka geldi. Bu arada hayırlı olsunlarınızı alalım. Goretzka bu bölümün en büyük transferi, haberiniz olsun. Goretzka 134 olduk. Şimdi çalıştır diyorum ve Milinkovic-Savic'i basacağım. Hatta arkadaşlar üstüne birkaç XP daha bastığımda 101'gen yapabiliyorum. O yüzden hemen birkaç tane oyuncu basalım. Abi şunları filan basayım ya. Bunlar çok para etmiyor zaten. Juve'yi bas. 2 milyon 277 bin coin'si arkadaşlar. İkinci 101 gen oyuncum olarak Goretzka'yı da yaptık. Ve arkadaşlar sadece 50 milyon coin'sim kaldı. Ve ben bu videoyu çekmeden önce filan harcadıklarımla tam 95 milyon vardı. 45 milyon harcamış oldum şu ana kadar. Ve hala 134 geniz arkadaşlar. Gerçekten hala 134 geniz. Çok ilginç şeyler yaşayacağız birazdan. 136 olabileceğiz mi olamayacağız mı? Hala anlamadım. Şu an 135 olsaydık kesin olurduk ama işler birazcık kızışmaya başladı. Şimdi hemen Goretzka'nın boostunu ben öncelikle bayağı bir uçurayım arkadaşlar. Yükseltmeye başlayalım. Şimdi her boosta bakacağız arkadaşlar. 135 olduk mu olmadık mı? İlk yükseltmeyi yaptık şu an. 8. seviyeye getirdik. Ve geri çıkalım arkadaşlar. İlk 11 yapalım. Dediğim gibi ben yükseltebildiğim gibi kadar yükselteceğim. 136 olma imkanı varsa da bu videoda olacağım. Birkaç kişiyi 101 de yapma ihtimalimiz var hala. Bir tane daha Goretzka'yı yükseltelim. Bakalım arkadaşlar şu anda kaç rating olacak? Şu anda da olursa 135 bu arada bayağı iyi olur. Bakalım olacak mı 135? Ve 135 oldu şu anda. 11 rating yükseltmesinde bir rating atlayacağız arkadaşlar. 11 rating yükselttiğimiz anda bir rating atlayacağız. Şu anda arkadaşlar hücumu 2 tane birden yükseltiyoruz. İkili hücum yükseltiyoruz şu anda. Hemen yükselttik. 2 oldu. Hemen arkadaşlar sayalım tek tek. Kaptanla beraber 4 yaptık şu an. 11 oldu. Olursa eğer 136 rating olacağız bu videoda. Gerçekten bayağı bomba bir yükseltme olacak. Devam ediyoruz. Buraya geldik. Ve 5 oldu arkadaşlar şu anda. Gerçekten 5 olduk. Hadi bakalım kaça kadar gideceğiz. 6 yapıyoruz arkadaşlar şu anda sizlerle beraber. 6 rating oldu şu anda. 6 rating yükseltmiş olduk. 7 gelecek şimdi. Kaleciyle beraber 7. rating geliyor. 7 rating de şu anda görmüş olduğunuz gibi. Yükselttik. 47,5 milyon kaldı. Coins yetecek mi bilmiyorum. Gerçekten şaka gibi. Ve şimdi arkadaşlar 8 rating'e geldik. 8 rating yaptık. Şu anda 8 rating'deyiz. Devam ediyoruz tabii ki, durmadık. 9 rating oldu. 10 olacak ve sadece bir oyuncu bir rating yükseltmem gerekecek. Şu anda bir kontrol ediyorum abi, 135 miyim? 136 olduk bilin arkadaşlar. Bir gel seviye atladık, bir devam edelim. Hemen bir kadroyu bir kontrol etmek istiyorum. Bir kontrol edelim. 135 beceri geliştirisine geldik. Bir tane daha yükseltip bir daha kontrol edeceğim. Ben bu kadar kolay olacağımızı bilmiyordum. Hani en az birkaç tane oyuncu yükseltmem gerekir diye düşünüyordum. Hemen gelelim arkadaşlar ilk 11'imize tekrardan bakalım. Ve burada da baktığımızda hala 135'iz. Ama tek bir rating yükseltmemiz kaldı. Bir önce Beckham'a bakalım, var mı Beckham'da? Beckham'da çok az kaldı bu arada gerçekten. Arkadaşlar hani Neymar'ı falan aldığımız zaman coins'in bile biteceğini tahmin ediyordum ama ben 42 milyon kalacağını falan hiç tahmin etmiyordum. Gerçekten bayağı bir gitti yani. Onu da söyleyeyim, gerçekten bayağı bir gitti. Hemen buradan 2 tane 10.000, 3 tane 5.000 basıyoruz. Ve hatta Alexis Sanchez bastık, Ayş bastık. Basalım, bir şey olmaz. 2,5 milyon coins veriyoruz. Ve Mbappe'yi de görmüş olduğunuz gibi 101 rating yapıyoruz. Ve 136 gen olursak da like atmayan gerçekten ne bileyim. Harbiden olduk mu lan 136 rating? Harbiden olduk arkadaşlar. Gerçekten 136 rating için like atmayan da ne bileyim. Özellikle Goretzka, Cuadrado'yu çok merak ediyorum. Karşı atakta ikisiyle pozisyonu yakalamaya çalışacağım. Tabii karşı atakta Cuadrado zor ama bir tane karşı atak maçına gireceğim. Ve hatta teke teke gireceğim abi. Teke tek Cuadrado'nun hızını çok merak ediyorum çünkü. Ve Goretzka'yı da merak ediyorum. Teke tek de Goretzka, Cuadrado özel anlar ve gollerle sizlerle olacağız arkadaşlar. O anları izleyeceksiniz. Önce bir rakibimizi görelim. Sonrasında o anları izleyeceksiniz. Yediğim golün önemi yok. O yüzden atak oynayacağım bu arada. Ve arkadaşlar bakıyoruz. Rakip 122 yan. Fulikon neredeyse. Van Dijk, Son, Van Bissaka ve galiba kalecisi hariç. Fulikon. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 136 yan 180 kimya ile hemen sizlerle beraber başladık. Bakalım neler olacak. Cuadrado bu arada şu anda top kaptı. Cuadrado hadi bakalım hızını nasıl kullanıyorsun göster kendini. Burada çalıma gireceğim ama birazcık zorladım arkadaşlar, evet. Ama faul yaptılar. Şu an top bende olması lazım. Evet, Cuadrado'yu faulle aldılar arkadaşlar. Cuadrado taş nasıl kullanıyor bakalım. Her şeyine bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada Cuadrado orta açma boostuyla geldiği için inanılmaz ortalar açabilir. Açtı da oyar zabal, kafa asfaltta dışarı. Orta gayet güzeldi. Bence kafa çok kötü. Mbappe'ye gelseydi o var ya, inanılmaz şeyler olurdu.
Ama orta açma boostuyla ve orta açması en önemli ve hızı çok önemli. O özelliklere bakıyoruz şimdi. Deco'dan pas. Deco Mbappe'ye geldi. 101 Mbappe ile bir şut. Kaleciyi açtık. Donnarumma'dan mükemmel kurtarış. Bu arada Donnarumma'yı çöp diyenlere inanmayın. Yalan söylüyorlar. Sırf fiyatı artmasın diye yalan söylüyorlar arkadaşlar Donnarumma'yı çöp diyenler. Blank vurdu kafayı, vuramadı kafayı. Goreska topla buluştu. 45. dakikada ilk kez topla buluştu bu arada Goreska. İnanılmaz geçti Goreska. Hoca bitirme sakın. Hoca bitirme. Goreska'dan bir de pas göreceğiz. Oyarzabal'a bir de ayağının dışıyla harika pas. Oyarzabal içeri orta kafa gol. Goreska'nın başlattığı atakta Deco gol atabilecek mi bakalım. Deco'ya gelen top şut. Kaleci Donnarumma'da kaldı ve ilk yarı böyle bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Şimdi Deco. Deco'dan bir ara pası geldi. Şimdi inanılmaz Willian'a doğru. Willian aldı. Willian aldı, bir de çalım attı. İnanılmaz geldik. Bu arada bu hatayı izleyin arkadaşlar. Kesin gol olmasını izleyin. Oyarzabal uzaklardan voley. Oyarzabal neler kaçırıyorsun sen? Gel. İşte bir oyuncuyu denemeye çalışırken asla deneyemiyorsun ya işte. Bunu ben artık çözdüm. Deco'yu hiç denemeye çalışmadık. Mesela Cuadrado şimdi. Cuadrado. Bir orta daha açacağım arkadaşlar. Çünkü zaten asıl sağ bekin amacı odur ya. İçeri gidip gol atmaz. Mbappe'nin kafasına gelmedi ama. Cuadrado aldı yine. Cuadrado. Cuadrado çalım. Ve arkadaşlar Cuadrado'nun çalımıyla maç bitti. Cuadrado'yu da denedim. Goreska'yı da denedim. İkisi için de ilk izlenimlerim. Bir oyuncuyu zorladığında zaten asla gol atamaz. Mesela Mbappe'ye gol attırmaya çalışsam ben yine atamam arkadaşlar. Özellikle bir oyuncuyu zorladığınız zaman zor oluyor. Ama ilk izlenimlerim olarak zor pozisyonlarda topu alıp gitmesi olsun. Goreska'nın orada ilk topla buluşmasında yaptıkları olsun. Hata kalkındırması olsun. Bu arada oyuna içerik güncelleştirmesi geldi. Bunların hepsi birlikte arkadaşlar. Bütün oyuncular bayağı iyi. Bir kadromuza gelelim arkadaşlar. Bütün oyuncuları bir de ufaktan değerlendireceğim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Oyarzabal'ın bitiricilik hariç. O zaten iki tane pozisyon gördünüz. Onlar hariç bütün özellikleri mükemmel. İnşallah yeni bir oyuncu da gelebilir yakında. Yani 40 milyon var. Biraz daha coins'e ihtiyacımız var. Willian'dan yeterince memnunum bence. Oyunda daha iyi bir sağ kanat bence mantık olarak yok kullanmak için. Yani Ultimate Ultimate falan biraz daha iyi olabilir ama Willian da onun kadar etki yaratıyor ve çok daha masrafsız yani. Mbappe oyunun en iyi santraforlarından birisidir. Kesinlikle kafa vuruşu hariç her şey mükemmel. Goreska ilk deneyimime göre az önce söylediğim gibi beğendim. Deco arkadaşlar yüzgen olduktan sonra pasları falan inanılmaz gelişti. Ben tam olarak istediğim MO. Yani tam güzel gol atmasın, güzel şey yapmasın abi. Tam istediğim MO. Beckham zaten hepiniz kullanıyorsunuz biliyorsunuz. Yükseldikçe gelişiyor arkadaşlar ki 90'lık hali bile iyiydi Beckham'ın bence. Cuadrado defansif anlamda sıkıntı yaratacak gibi top sürerken herkesin önünden de geçemiyor. Ama orta açmasını zaten gördük. Onun haricinde de zaten arkadaşlar ben Arnold'dan daha çok seveceğime eminim. Çünkü hızlı koşan bir sağ bek. Daha hızlı koşan ve daha iyi orta açan bir sağ bek. Daha ne yapsın? Benim zaten stoperlerim Blank ve Hierro mükemmel ikili. Roberto Carlos bence şu an takımdaki en etki yaratmayan oyuncu gibi. Zaten Prime Icon falan da değil arkadaşlar ama Deco'ya göre falan da daha kötü bence. Blank'a göre de ama Roberto Carlos da iyi yani memnunum. Donnarumma zaten kötü diyenler bence saçmalıyor yani ona. Her neyse arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Bence gayet güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Like'larınızı alırım. 136 gün olduk bugün sizlerle beraber. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.